Hocam gelmeyecek misin? Sofra hazır. Yok Hüdaverde. Ben yemeyeceğim. Sen ye. Afiyet olsun. Sevda ablamı mı bekliyorsun? O zaman ben de yemem. Ben de beklerim. Sen merak etme hocam. Sevda ablam geldiği zaman ben onu da oturturum sofraya. Afiyet olsun dediğinde gel beraber olsun derim. Evet, dertleşme zamanı. Ne olduysa geçecek. Bak ben sana ne aldım. Koca bir dilim mutluluk. Hem de çilekli. En sevdiğinden. Ah. Kızım. İstemiyorum. Sevda ne oldu? Neyin var anlat bana. Hı? Ne oldu kızım? Yok bir şey. Ama çok kötü görünüyorsun. Babanla mı bir şey oldu? Tuğçe. Tuğçe, küs müyüz? Çok ısrar ettim. Evet ama konuşmak istemiyorum diye kestirip attı. Uygar Bey, ben gerçekten elimden geleni yaptım. Sonra da uyudu zaten. Bakın, lütfen bana biraz zaman verin. Sevda da uyansın, kendine gelsin. Bana anlatır zaten ne olup bittiğini. Alo, Uygar Bey. Gerizekalı manyak, ruh hastası. Kızım sen uyandın mı? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Sevda dur canım. Bir dakika sen niye kızdın? Bir de utanmadan canım mı diyorsun? Sen Uygar'a lafımı taşı ondan sonra gel bana canım da öyle mi? Sen nasıl bir insansın ya? Ne biçim bir arkadaşsın sen? Ne laf yetiştirmesi? Bir dakika sen beni yanlış anladın. Sevda dur. Dur bir dakika dur. Yanlış anladın sen. Ben kimseye laf falan taşımıyordum. Seni merak etmiş onun için aradı. Ben de bilmiyorum dedim kapattım o kadar. Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Kim bilir bu kaçıncı konuşmamız. Çekil. Bak gerçekten lütfen dur. Neden ya? Neden? Hayatımdaki insanlar neden beni hayal kırıklığına uğratıyor? Ben size ne yaptım? Ne istiyorsunuz benden?